Herkese merhaba arkadaşlar, PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Süper bir video ile karşınızdayız. Emin olun sonuna kadar izleyeceğiniz bir video. Bir adam nasıl altına işer onu göstereceğim. Hemen maç bittikten sonra kayıt aldım ki sinirim geçmesin diye. Yoksa sinirim geçtiğinde çünkü çok fazla böyle bir şey söyleyemem. Kendisi maç içerisinde beni inanılmaz tahrik etti kendi kafasınca. Eskişehir'de oturan bir embesil biri kesinlikle. Arkadaşı şimdi 21'de 21 yapmış ve daha önce belli bir şeyleri tatmış benim tarafımdan. Çünkü başına geleceğini biliyor. Yani 21 maçlık serinin son bulma ihtimalinin %90 falan olduğunu farkında. Güvenlik açısından oyun kaydında sol üstte attığı mesajları oyun size göstermeyecektir diye tahmin ediyorum. Ekran görüntüleri var. Hepsini videonun sonunda zaten koyacağım. Bilginiz olsun. Bir bakalım kendisine. 21'de 21 yapmış ama bana birçok mesaj attı. Tahrik edici mesajlar. Ben de 11'de 11 yapmış durumdayım bu hesapta. Maçın favorisi benim zaten. Yani her türlü onun ağlamasından belli. Daha önce benle karşılaşmış ki büyük ihtimal diğer hesabımla karşılaşmıştı. Bu daha über bir kadro. Bununla zaten yenme ihtimali onunla %30'sa bunda %10'a iniyor. Bu şekilde hiç kesme yapmadan çok fazla maç içerisinde kesme yapmadan göstereceğim. Bu arada niye maça başlayamıyoruz? Video devam ediyor akışında. Ama kendisi sürekli bana mesajlar atıyor. Yani sol üstte göstermiyor. Hepsinin kaydını aldım. Şikayet de ettim bu arada. Ailemi de içine katacak küfürler. Ya da işte tam küfür yazmıyor ama ona benzer bir şey. Yani banlanmasın hesabı diye. Ama yiyeceği şey belli zaten. Şimdi isterseniz bir gelin maça geçelim. Benim lagger falan olduğumu düşünüyor. Yani kazanırsan hakkınla kazan. Zaten kazanacağımı biliyor da. Hakkınla kazan diyor. Bakalım hiç kesmeyeceğim. Nerede bir hata yapmışım, nerede bir sıkıntı yapmışım. Kendinde beni yenecek yüreği yok. Zaten maçı sonradan bırakacak. Bakalım şimdi. Hiç ellerimi de serbest bıraktım. Maçı izliyoruz. Gri formalar benim kardeşim. Bilginiz olsun. Bir bakalım. İlk tehlikeli atak bizden. Mbappe ile şansı yanındaydı. Kornere çıktı. Start'a basıyor bakın. Şu anda mesela start'a basmasının sebebi mesaj atıyor bana. Yani oyunu oyna lan. Oynasana oyununu. Beni yenecek yüreğin yok mu senin? Yenemeyeceğini biliyorsun değil mi? Bakalım şimdi. Biraz ileri salalım isterseniz. Hani sizlere şeyi bekletmeyelim. Hani start'a basmış şeyi. Ben lag yapıyormuşum. Oyunu yavaşlatıyormuşum sözde. Hani şöyle bir şey var. Ben öyle bir şey yapsam şu anda biliyorsunuz bir takipçimin hesabından oynuyorum. Adamı zan altında bırakabilir miyim? O kadar para vermiş hesabına. Bakın attığı 21 maç kazanmış. Attığı sadece forvet adamını kaçırıp pas vermek. Çünkü kolay olmuyor. Yani inanmazsanız kazanacağınıza öyle iki pas yapayım, ver kaç yapayım yok. Direkt öndeki adama atıyor. Bakın zaten heyecandan büyük ihtimal altına işemiştir bu bölümlerde. Sağa sola paslar atıyor. Yine geliyoruz. Ronaldo ile burada omuz atmaya çalıştım. Ve kendi hatası. Ve 1-0 öne geçiriyoruz. Bakın şimdi oyunu yine durduracak. Hakaretler edecek bana. Bakın şu an oyun duruyor. Sol üstte şu an mesajı göstermiyor size. Ben 2-3 tane kırptım mesajı. Onları göstereceğim. Maç esnasında bu arada ben mesaj yazmadım ama tabii ki de cep telefonuna, application'la mesaj gidiyor diğer as hesabın sahibinin. O sadece hani 1-2 güzel lafla uyarıyor. Zaten hani biz küfür edemeyiz sonuçta. Onun bir boklu hesabı var. Biz o kadar para yatırmışız buraya. O yüzden yani tabii ki de bu hesabın banlanmaması için bir şey yapamayız. Yani küfür vesaire içerik bir şey paylaşamayız ya da edemeyiz insanlara. Sonuçta bir YouTube sayfamız var zaten. Yani insanlara hakaret edecek bir pozisyonda hiçbir zaman olmayız. Güzel dille uyarıyor. Yani hani bak işte takımın uçuyor diyor. Takımın uçması normal. Bütün hepsi full seviye diyor vesaire diyor. En sonunda çok büyük hakaretlere başlayınca hani istersen numaranı ver. Numarayla konuşalım. Hani bu tarz şeyler burada saçma mesajlaşmak diyor. Sonra ses kesiliyor zaten. Ya yok küçük Emrahlar bilmem neler. Bakın şu an yine mesaj atmak için durdurdu. Ben buraları geçiyorum sizin için. Ya bir oyun oynuyorsunuz düşünün. Ya bu video toplamda 20 dakika. Bir oyun 20 dakika sürmez ama işte mesela 20 dakikalık oynasa belki kazanma ihtimali olacak ama bakın. Farkında mısınız? Lag yapan kim? Bakın şimdi oyuncuma bakın. Kendi yolunu yapıyor. Anladınız mı? Kendi yolunu bakın.
Kamara'ya bakın. Kendi yolunu yapıyor. Attı golünü burada. Lak değil burada kralını yapsa bağlantıyı koparmadığı sürece yenemeyecek beni. Ben zaten bir kere böyle hırsa girdim mi kolay kolay yenemezler. Çok ciddi söylüyorum. Hani en iyi oyuncuyla bile oynasam muhakkak zorlarım. Çünkü konsantrasyonum çok fazla dağılır benim. Dağılmadığında zaten çok iyi oynuyorum. Ama hani 2-3 maç oynuyorum. Daha sonra hep dağılır zaten. Bakın sürekli ileri forvet adamına pas atıyor. Oyunda bir yavaşlık gördüyseniz lütfen yorumlara bekliyorum sizi yazın. Oyunda bir yavaşlık mı var? Sağ üstte bir hani lagger olan insan. Ben onu da tanımını yapayım size. Bazı torrent dosyalarıyla bir uygulama indirildiğinde torrent dosyalarından şöyle yapılıyor kardeşlerim. Bendeyken top herhangi bir bağlantı problem yok. Ama top ona geçtiğinde sağ üstte de zaten imleş çıkar bağlantının düştüğüne dair. Ki o iyi oynayamasın diye. Top bana geçtiğinde bağlantı tekrardan düzelir. Ona geçtiğinde tekrardan yavaşlar oyun. Hani böyle bir şey, gerçi şimdi çok bunun analizini yapamayacaksınız. Top ona geçmiyor. Ama bir bakalım isterseniz. Bakın agresif oynuyor. Hiç lafım yok. Agresif oynayıp istediği gibi kayıp şey yapabilir. Hakem cezasını verir vermez. O oyun kuralları içerisindedir. Son adamken kayar. Ağzımı açıp hiçbir şey söylemem. Hakem sonuçta bakın. Benim adamlara bakın. Nedense ben kontrolde sıkıntı yaşıyorum. Lagırlık ben yapıyorum ya. Başka hıkırlık yapacağım ben onu da maçı esnasında şimdi göreceksiniz. Bakın oynuyoruz. Yani lütfen hakikaten elinizi vicdanınıza koyun. Ve ciddi anlamda mesela bir hissediyorum. Mesela top ona geçti bakın. Bir yavaşlık hissediyor musunuz? Bakın. Herhangi bir yavaşlık hissediyor musunuz oyunda? Oyun hala aynı akışında. Bakın dönemiyormuş etrafında. Bildiğin yani ekseni etrafında dönüp bütün çalımları yapabiliyor arkadaş. Ama tabii ki o da haklı. Bizimki daha büyük. Yani kusura bakmayın. Hani biraz argo konuşacağım ama en azından bakın pasları görüyor musunuz? Ben oynamakta zorlanıyorum. Ama yani küçük yaştaki kardeşlerimizin de herhangi bir anlamayacağı bir argo dilde konuşacağım ki anlasın kendini. Daha büyük olduğunu bizimkinin. Zaten görecek oyunda. Bakın hamle yapamadı. Mesajlarda onu söylüyor. Hamle yapamayan oyuncu nasıl dönüyor kıvrak farkında mısınız? Bakıyoruz şimdi. Aldık topu. Attık. Şu dakikalarda kötü de oynuyorum. Yani iyi de oynadığım yok. Şimdi geliyorum. Bakın farkındaysanız yani aradaki farkı göreceksiniz. Top bana geldiğinde oyuncularım da bir tık böyle aksiyon almalarında sıkıntı yaşıyor. Şimdi bakın. Şimdi top bana geldiğinde sanırım Messi'nin ayağındayken göreceksiniz. Ya asıl kendi yolunu yapmış yani. Attım. Bakın. Tüpe doldurduktan sonra bir saniye bekliyor. Farkında mısınız? Kaydı burada. Problem yok. Zaten sonrasında biz kayacağız. Burada attım. Hamle yapmakta gecikiyor oyuncum. Problem değil. Yani böyle de problem değil. Gerçi biz çok gördük arkadaşlar. Yani 7-8 tane attığımda bağlantın çok kötü diyenleri çok gördüm ama emin olun o bağlantıdan çok daha iyi durumda oynadık şu anda. Yani inanılmaz akışkandı. Bakın ekseni etrafında dönmeler bilmem ne. Bakın ne kare x'de çalımlar. Ben yapamıyorum kare x'de çalım kolay kolay. Bakın görüyor musunuz adamlarımı? İlk yarı bitmek üzere. Biraz da sıktım sizi farkındayım. Geçemiyorum videoda ama kayıyor mayıyor problem yok. Sonrasında foul verdi hakem. Şimdi bakalım nasıl kullanacağız. Start'a bastı. Bir şey yazmadı bu sefer. Buradan orta açtım. Corner. Corner taktiğimiz var biliyorsunuz. Adamları öne geçireceğim. Stresli farkında mısın? Sürekli start'a basıyor, şey yapıyor. Burada süper bir organizasyon. Ronaldo'yla tavana taktık. Tam damağa doğru böyle taktık arkadaşlar. 2-1 oldu ve ilk yarı bitiyor. Bu adam 21'de 21 yapmış bir adam bu arada yani. Evet, çok fazla gözünüzü büyütmemeniz gerekiyor. O da zaten farkında neyin ne olacağını. Burada biraz geçiyorum mecbur çünkü yine bekletecek sanırım. Bakın ben start'a bastım, o bekletiyor. Ben tekrardan ikinci yarıya başlıyorum. Hani benim oyunumu bilenler şu anda eksik oynadığımı fark ederler. Bir saniye geçiş diyor sürekli adamlarımda. Ama
Yani o zaten yolunu yaptı. O hile yapacaktı. Yolunu yaptı zaten. Ama tek sıkıntısı şu. Tabii ki de bağlantıyı falan koparmaya cüret edemeyecek. Çünkü yayınlayacağım maçı. Her türlü yayınlayacağım. Biliyor çünkü. Attım ortadan. Geçmedi. 2-1 üstünüm ve yani oynayamadığım maç. Oynayamadığım maçtan dolayı. Evet, aldık yine. Burada pasımızı verdik. Bakın Ronaldo'yu falan görüyorsunuz yaptığı hareketleri. Normalde göğsünü alıp gider yapıştırır Ronaldo. Full Ronaldo. Yaptığı hareketleri görüyorsunuz. Lagırmış. Bakacağız şimdi. Ama hak veriyorum. Tabii ben de 21 maçlık serim olsa ve bana denk gelse böyle bir oyuncu. Çünkü yaptığı tek şey ileride Pukki'si var. Pukki'ye pas atmak. Başka yaptığı bir şey yok. Yani 2'ye 1 Berkaç çalım falan filan. Bakın yine bir saniye geçişliyor adamlar. Zaten şeye fark edebilirsiniz. Yani alttaki tüp doluyor. Bir saniye geç pas veriyor. Farkında mısınız? Bakın şimdi onda mesela öyle şeyler olmuyor. Bak tüpü doldurduğun pası veriyor. Gördünüz mü? Bakın bende öyle bir şey yok bu arada. Bende tüp doluyor. Bir saniye sonra pas veriyor. Aldım topu. Farkında mısınız? İşte böyle maalesef hani normal doğum değil, hani dışkılama sistemiyle doğanlar oluyor maalesef arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ya yani kendileri yapıp bazı şeyleri başkalarına yormalar. Çok görürsünüz. Yani ondan diyorum videolarıma dislike atanlar, online'da yendiğim adamlar dislike atmasın. Puanlarınızı geri vermez Konami diye. Kendimi bir şey sandığımı sanmayın. Benim takipçilerim zaten biliyorlar. Yani mütevazi bir tavrım olduğunu zaten biliyorlar. Hiçbir zaman da en iyi oynadığımı iddia etmem asla ve çok eksiğim olduğunu da biliyorum. Ama kimseyi kıracak, kimseyi üzecek hiçbir şey yapmam. Türk rakiplerle oynadığımda 6-7 tane attığım rakiplerin nickini kapatıyorum genelde. Eğer oyun içerisinde bir çirkeflik yapmazlarsa. Adam 90 dakika 7-1 yeniliyor. 90. dakika beni 1,5 dakika eğer bekletirse oyunda ben onun nickini paylaşırım. Çünkü yani karakterli bir tutum sergilemez. Ama doğru düzgün oyununu oynayan, ne bileyim, Instagram'dan beni maç sonunda tebrik eden de oluyor. İşte abi şunu da iyiydin, şunu da kötüydün diyen de oluyor. Biz maçları tartışıyoruz mesela. Ama ya bir hinlik, bir hinayetlik peşinde olanı paylaşırım. Ama düzgün bir şekilde oynayana 7-8 attığım, bu arada 6-7 tane attığım maçları da olsa yayınlıyorum yani. Yenildiğim maçları da yayınlıyorum. Kesmiyorum, kesmeyeceğim. Sağ üstte herhangi bir bug'lık ya da ne bileyim işte lag olan böyle bir hikaye oluyor, şey oluyor mu bakın diye hiç kesmiyorum. 3-1 şu anda. Kontrol ediyoruz. 21 maç üst üste kazanmış rakip. Yani şikayet ettik bu arada. Mail de attım. Hakaret dolu mesajlarını ve maçların incelenmesiyle ilgili attım maili. Çünkü 21 maç üst üste kazanamaz asla. Yani bu oyunda kazanamaz yani. Ya bu oyunu o 21 yapıyorsa biz 90-90 rahat deviririz yani. Öyle söyleyeyim size. Çünkü normalde oyuna biliyorsunuz momentum geliyor, bir şey oluyor. Hani oyun size kazandırmıyor. Bu adam o momentumlardan sıyrılıp falan kazanması 21 maç çok zor yani. Bakın pas veriyoruz. Sürekli kayıyor. 3-1. Verdik tekrardan pasımızı. Evet, kaleci patates oldu zaten. 4-1 oldu. Burada yani şimdi gaza getirdiğimi düşüneceksiniz. Mesajları bilmiyorsunuz arkadaşlar. Şu anda gol sevinci yapıyorum. Mesaj atıyor mesela üstten. Şu an güvenlik sebebiyle kayıt zaten hani kayıt alanlar bilirler. Mesajları göstermez. Canlı yayında da gelen mesajları genelde siyah bir şeyle kapatıyor. Güvenlik açısından bilginiz olsun. Bakın bu şekilde şu an maçı bıraktı. Mesaj atmaya çalışıyor falan. Yani bundan sonrasını herhalde çok fazla zamanınızı almayayım ama evet maçı bırakıyor 4-1'den sonra. Serdar durur mu yapıştırır cevabı. Ben daha sonra 2 tane daha attım ve 7-1 yaptım arkadaşlar. Durmam, yapacak bir şey yok. Ve hiçbir saldırıya da tabii ki de cevap vermedim. 7-1, 21'de 21 yapmış rakip. Altına işiyor böyle. Bakalım kaç puan verecek, ne yapacak. Beni tanıyanlar biliyor, mütevaziliğimden asla ödün vermem. Ama hak edene de hak ettiğini yaparım. Kimseden de korkmam, bilirsiniz. Bakalım şimdi böyle kendi hile yapıp yorumlara hilecisin sen yazan çok insan var. Bu videoyu da görsünler. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Biraz gergin bir videoydu ama kusuruma bakmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.